Evet arkadaşlar, size çok kısa ve öz bir şey anlatacağım. Hani Türkiye'de milliyetçiyim, ülkemi seviyorum diye övünenler var ya, hani kendisini gerçek milliyetçi, ülkesinin vatan sever, vatanperver kişiler sananlar var ya, onun için kısa bir şey anlatacağım. Şimdi Almanya'dan ve Avrupa ülkelerinden videomu izleyenler zaten hemen anlar bilir çünkü başlarında. Şimdi Avrupa'daki büyük firmaların hepsi nüfus olarak 1000 veyahut da yani 500'e 1000 üzerinde işçi çalışan bütün firmaların hepsi devletle oranın bölgesel yönetimi belediyelerle anlaştılar. Yani şöyle anlaşma yaptılar. Bütün büyük fabrikaların hepsi aynı. İşçilerin hani duyuru panoları var ya, Türkiye'den anlatayım biraz öyle. Duyuru panolarına şöyle yazılar astılar. Devlet şöyle yaptı. Devlet olarak biz ancak insanlara bu kadar baskı yapabiliriz dedi. Şöyle mesela, Türkiye riskli bölge, gitmeyin. Ben bunu diyebilirim dedi. Artık açık açık adama da sen gitme etme. Yani göz göre göre de, yani tamamen yapmış olduğum bu gizli diktatörlüğü yani açık beyan edemem. Yani bu kadarını yapabilirim dedi. Ama size dedi şöyle bir hak tanıyayım dedi işverenlere. Sizler işçilerinize deyin ki Türkiye'ye gidecek olanlar, oraya özellikle yazıyorlar bak, Türkiye'ye gidecek olanlar. Halbuki Türkiye'de o kadar koronavirüs yok ki. Türkiye'den geri döndüğünüzde 14 gün içerisinde İşe gelmeyeceksiniz. Evde kendinizi karantinaya alacaksınız. Rapor alacaksınız. Maaşınız ödenmeyecek. Türkiye'de hastalığa yakalanır olursanız, eğer yakalanırsanız, Almanya'ya geldiğinizde size otomatikmen çıkış vereceğiz tazminatsız. Adam burada 15-20 senedir BMW'de, Bosch'ta, Siemens'te veyahut da VW, Audi, Porsche, bunlara benzer firmalarda çalışan kişiler, 10 senesini dolduran kişilerin 100 bin euro üzeri tazminatı vardır. Mercedes'te 20 sene çalışan bir insanın 200-250 bin euro tazminatı var, garanti. Bu tazminatı almadan, hiçbir hakkı hukukunun olmadan kapının önüne koyacaklar. Buna da devlet izin veriyor, hak veriyor. Çünkü parasını Türkiye'ye götürmesin diye. Bakın milliyetçiliği görüyor musunuz? Şimdi sen de diyorsun ki ne? Alternatif arıyorsun. Ben ille gitmek istiyorum izine diye. Ben Türkiye'ye gittiğim zaman sınırda internasyonal, bak, uluslararası bir test uygulayacağım kendime. Koronavirüs testi. Onu getireceğim size, belgeyi. Eğer hasta değilsem göreceksiniz. Yani bir sıkıntım yok. Test görmüşüm. Ama ne diyorlar biliyor musun? Biz o testi kabul etmiyoruz. Neden? İşte kabul etmiyoruz. Almanya'da test yapacaksın. Peki Almanya'da test ne kadar? 250 euro kişi başı. 5 kişi gitsen 1250 euro. Kimse bunu kabul etmiyor. Şimdi Türkiye'de yaptığın testi kabul etmemesine hani bir anlam, bir dayanak ne diye düşünüyorsun? Senin hani onların söylemek istediği dolaylı olarak koronavirüs umurumda değil. Yakalandın veyahut da yakalanmadın umurumda değil. İstediğin kadar hastanede yattın, istediğin kadar sağlıklısın, evinden çıktın çıkmadın umurunda değil. Benim umurumda olan diyor, ben sana dayatmış olduğum yasaklarla sen yurt dışına çıkma, Almanya'da kal, paranı burada harca, Avrupa'da tatilini yap, bu para Türkiye'ye gitmesin. Adamlar böyle milliyetçilik yapıyor, böyle devletini koruyor, kolluyor. Bunu Avrupa'da yaşayan herkes bilir. Hep bu dayatmadan altındayız. Bu sene izine kimse gelemiyor korkudan. Ne var canım, bu sene de gitmeyi verelim. Ne var canım, böyle olmasın. Bak, Türkiye'ye giderseniz anında ikinci dalga gelebilir. Yunanistan kapıyı kapatacak, Bulgar kapıyı kapatacak, Türkiye'de rehin kalacaksınız. Buna benzer bir sürü söylentiler yayıyorlar. Çünkü Türkiye'ye gitmeyin diye. Bütün herkes de sesini bile çıkarmıyor, kuyruğunu altına kıstırıyor, kıçının üstüne oturuyor. Hiç kimse ne ayaklanıyor, ne ağzını açıyor, ne hiçbir şey yapabiliyor. Kimse de çıt yok, tavuk gibiler. Ama Türkiye'de şimdi bugün iktidar, mevcut iktidar, dese ki ne Erdoğan, Yunanistan ve Avrupa ülkeleri. Avrupa'yı saymayayım. Sadece komşumuz Yunanistan. Yunanistan'da bu sene adalarda tatil yapmayın. Oralar güvenli değil. Orası riskli bölge desin. Gitmeyin desin. Türkiye yer yerinden oynar. Herkes sokaklara dökülür. En başta CHP ne de? Halkın özgür iradesine, halkın sosyalliğine, halkın kendi seçimine, tercihine. Sen yok onlardan turist istiyorsun, sen onların kapısına gidiyorsun, sen onlara baskı mı uyguluyorsun, ambargo mu uyguluyorsun, sen kendi vatandaşının kendi tercihlerine, yapacak olduğu tatillere,
Hiç karışmadığın bir şey kalmıştı, ona da mı karışacaktın? Yok 3 çocuk yap dedin, yok şöyle çalış dedin, yok böyle hani okullara çocuğunu gönder dedin, yok giyim kuşamını böyle yap dedin. Her şeylerine karıştın, bir karışmadığın tatil kalmıştı, ona da mı karıştın diye Avrupa'nın, Batı'nın uşaklığını yapacak, avukatlığını yapacak bir CHP gibi bir partimiz var. Yani yazıklar olsun. Ve onun peşinden giden o kadar kendine vatan, millet, Kemalist, Cumhuriyetçi, laikçi ve aydıncı, bu ülkenin ileri görüşlüsü sana çakma, aslında bunların hepsinin fasafisi olduğunu, gerçek milliyetçiliğin bakın gelin de Avrupa'dan görün diyorum. Görüyor musunuz? Adam devlet anlaştı fabrikalarla, Türkiye'ye göndermemek için kendisi baskı yapmıyor. Alt kademesindeki firmalara söylüyor. Bugün Türkiye'de bak bir sürü fabrikalar var. Siemens, Bosch, Renault. Bak bir sürü büyük firmalar var. Turkcell. Bütün işçilerine dese ki ne? Asla gitmeyeceksiniz oraya. Giderseniz izine geldiğinizde burada işe çalışmayacaksınız. 14 gün evde kalacaksınız. Paranızı alamayacaksınız. Veyahut da tazminatınız varsa hiç tazminat bir kuruş almadan kapının önüne atılacaksınız dese Türkiye'deki bir herhangi bir firma. Bak 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 devleti görüyor musun? Fabrikalarla anlaştı, kendi adamlarını yerleştiriyor. Yandaşçı, rüşvet aldı, yok bilmem ne yaptı. İnsanların ekmeğiyle oynuyor. İnsanları işsiz bırakıyor, açsız bırakıyor. Onun çocuğu yok mu? Onun geleceği yok mu? Adamın sen yani bugüne kadar biriktirdiği borcu, kredisi, yaşantısı bilmem nesi var diye bin türlü zırvalar, torbalar dolusu laflar türetirler. İşte vatanseverlik, vatanperverlik böyledir işte. O Ayasofya açıldı da cuma namazına bile gelmiyor o karaktersizler. Oraya bile gelmiyorlar. Gidiyorlar Ankara'ya. Ayasofya'da yerlere serilen halıya bile yok UNESCO'nun müdahale etmesi lazım. Yok tarihi esere, yok bilmem tarihi yapıya zarar veriyormuş da oraya halı seriliyormuş da, yok Fatih Sultan oraya halı sermişmiş de, Fatih Sultan Mehmet'in emrinden gidilmesi gerekirmiş de, buna inanamazlarmış da, bu nasıl böyle yapılırmış da, bin türlü Ayasofya'nın cami olmasını kabullenemeyen, o camiden, imandan, İslam'dan midesi bulanan, tiksinen insanlar, o CHP yandaşları, sırf biz İslam'a karşıyız, elimizden de bir şey gelmiyor, %99'u bu ülkenin Müslüman, bizi tükürükleriyle boğarlar diye korkularından bin türlü kıyıdan köşeden saldırı yapıyorlar. Ama bir türlü içlerindeki gerçek kini, nefreti ortaya çıkaramıyorlar. Dolaylı dolaylı bize şırıngalıyorlar ama bunu işte anlayamayacak CHP'nin %19, %25, yanında HDP, yanında İYİ Parti'nin ne üyüdüğü belirsiz bir sürü karman çorman, beş benzemediği insanlar var. Hepsi bir araya geldi. Aslan olan Erdoğan'a beş benzemez sırtlan saldırıyorlar her taraftan. Ki enerjisini bitirdiğimizde, enerjisi bittiğinde başına çullanacağız diye. Ama bunu görmeyen, bunu anlamayan, Türkiye'de Türklüğü savunan ve vatan millet perver, ben bu vatanı milleti seviyorum diyen, kafasını çalıştırmayan bir sürü insanlarımız da var işte. Neyse inşallah onlar da bir gün doğru yolu bulur ümidiyle. Beni de dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın.